Değerli dinleyicilerim, bugünkü şaşırtıcı bilgiler videomuzda günümüzde sürekli gündemde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllar önce Rusya'da güçlenmesine neden olan olayları sizler için derledim. İyi dinlemeler. Bugünkü Putin Rusyası'nın ulaştığı haşmetli, hatta ürküten gücün yol taşlarından belki de en büyüğü 2006 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan bir trajediyle döşendi. Üstelik de kimsenin tahmin edemeyeceği bir futbol maçı sırasında çoğu kişi Vladimir Putin'in KGB geçmişinde üst düzey bir istihbaratçı olduğunu düşünse de aslında o yarbay rütbesinde orta sınıf bir subaydı. Bugünkü gücüne erişmesi ise devlet başkanlığı görevini üstlendiği süre zarfında aşamalar halinde gerçekleşmişti. Aşamalardan ilki 4 ve 16 Eylül 1999 tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşen bir dizi apartman patlamasıydı. Bu patlamalarda 300'e yakın sivil yaşamını yitirirken Rus güvenlik birimleri halen devam eden savaştan dolayı sorunların Çeçen militanlar olduğunu iddia ediyordu. Rusya'da büyük korku ve panik yaratan patlamalar sonucu ülkede güvenlikçi politika arayışı güçlendi ve iç kamuoyunda Putin'in seçim kampanyasına hızlı bir rağbet gözlenmeye başlanmıştı. Rus istihbaratı tarafından zanlı olarak Kuzey Kafkasya asıllı kişilerin eşkallerinin paylaşılmasıyla Putin rüzgarı güçlenirken Çeçenlerle barış yanlısı olan savaş karşıtı blok hızla güç kaybetmişti. Hatta bu kişiler vatan haini olmakla suçlanmıştı. Bu patlamalardaki sorumluluk Çeçenlerin en radikal kanadı tarafından bile ısrarla inkar edilse de Putin'e 2. Rus-Çeçen Savaşı'nın başlaması için yeterli ve meşru zemin sunmaktaydı. Barış aktivisti gazeteci Anna Politkovskaya tarafından ilerleyen yıllarda Rusya'nın 11 Eylül'ü olarak adlandırılacak patlamalar sebebiyle Çeçenistan topraklarında korkunç savaş suçları işlenmesinin önü açılmış oldu. Politkovskaya, Rus polisi tarafından yakalanan, patlamalardan sorumlu tutulan Kuzey Kafkasya eşkali kişilerin Putin'in müttefiki olan Ahmet Kadirov'un Rus gizli servisi FSB'ye çalışan adamları olduğu yönünde çok güçlü delillere ulaşmayı başardı. O dönem ülke henüz bugünkü gibi demir yumrukla idare edilmediği için iç kamuoyunda ciddi tepkiler almasının önüne geçiremedi bu olayın. Barış yanlısı aktivistlerin ve muhalif gazetecilerin terlettiği Putin ise bu sırada yepyeni bir güvenlik doktrinini uygulamaya koymuştu. 1995-1996 yıllarında Çeçenistan'da çoğunun mezarları dahi bilinmeyen 15 bine yakın asker kaybeden ve bunların çoğunu kamuoyundan gizleyen Moskova, düşmanın kol ve bacaklarıyla güreşirken beynini etkisiz hale getirecek bir formül bulmuştu. Çeçen liderlere suikast. Rus gizli servisi, KGB'ye bağlı bulunan gizli bir alt birim tarafından icra edilecek operasyonlarla yurt içinde ve yurt dışında bulunan isyancı Çeçen liderlerinin ölüm listeleri hazırlandı. Hatta bu listeye devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösterdiği saptanan muhalif Rus gazeteci, iş adamı ve aktivistlerin de dahil edildiği iddia edildi. 2. Rus-Çeçen Savaşı'ndan itibaren hem yurt içinde hem de yurt dışında sessizce icra edilen suikast operasyonlarının en fazla ses getireni 2006 yılında Anna Politkovskaya'nın öldürülmesi oldu. Politkovskaya cinayeti faili meçhul olarak kapatılırken yurt içinde olayın peşine düşecek cesareti gösteren kişi sayısı da her geçen gün azalıyordu. Bu nedenle Rusya dışında bulunan ve görece olarak güvende olan muhaliflerce cinayet aydınlatılmaya çalışıldı. Olayı aydınlatmaya çalışan kişilerden biri İngiltere'ye iltica eden ve Londra'da yaşayan eski KGB ajanı Alexander Litinakov'du. Litinakov ismini Ruslar ilk kez 1999 yılında Moskova'da düzenlediği bu basın toplantısı sırasında duymuştu. FSB'ye bağlı birkaç subayla birlikte kameraların önüne geçen Litinako, önlerine konulan onlarca kişilik ölüm listesini basınla paylaştı. Çoğunluğu Çeçenlerden oluşan ancak Rus iş adamı, siyasetçi ve gazetecilerin de önemli yer tuttuğu suikast planlarını icra etmeyeceklerini ve bu suça ortak olmayacaklarını söylüyordu. İstihbarat servisleri tarihinde belki de bir ilk olan bu olay
henüz tırnakları toprağı tam olarak tutmayan Putin'i hem iç kamuoyunda hem de uluslararası alanda çok zor durumda bırakacaktı. Aslında Litvinenko ile FSB arasında yaşanan duygusal kopuş bu listelerin oluşturulmasından önce Litvinenko'nun Rus-Çeçen Savaşı sırasında sahada şahit olduğu bir takım olaylar sonucu yaşanmıştı. Rus ordusunun en büyük istihbarat kaynağı Kafkas dağlarına çekilen Çeçen isyancılarının köylerde yaşayan eş ve çocuklarıydı. Rus saflarına geçen Ahmet Kadirov'dan alınan listelerde adı geçen isyancıların yakınlarını korkunç işkenceler yaparak sorgulanmaya başlanmıştı. Rus gizli servisi sahada Litvinenko'ya verilen görev bu kapsamda belki de tüm savaş tarihinin en büyük operasyonu olmaya adaydı. Ruslar tarafından öldürülen Çeçen lider Cahar Dudayev'in Alla Dudayev ve Nalçik Havalarında sahte pasaportla Türkiye'ye kaçmak üzereyken yakalanmış ve sorgulanması emri Litvinenko'ya verilmişti. Litvinenko ile birlikte 3 FSB subayının görev aldığı günlerce süren sorgu için Moskova'dan gereken her şeyin yapılması talimatı gelmişti. Alla Dudayev'e sorulan sorulardan en önemlisi Cahar Dudayev'in mezarının nerede olduğuydu. Bu tarihe kadar Dudayev'in ölümüne şüpheyle yaklaşan Ruslar eski liderin tekrar ortaya çıkarak tüm denklemi değiştirmesinden çekiniyorlardı. Kendisine sorulan onlarca soruya cevap vermeyen Alla Dudayeva yıllar sonra Litvinenko'dan bahsederken gözlerinden süzülen yaşlara engel olamayacaktı. Alla Dudayev'in kendisini iyi hissetmesi için elinden geleni yapan Litvinenko, diğer 3 FSB subayının da ona baskı kurmasına engel olmaya çalışmıştı. Rus istihbaratı sorgudan eli boş çıkarken meslektaşlarının durumu merkeze bildirmesi üzerine Litvinenko Moskova'ya çekildi. İşte bu Litvinenko, FSB'ye ulaşan suikast listesini basınla paylaştığı 1999 yılında kurulma aşamasında olan Putin rejiminin tam olarak hedef tahtasına oturdu. İlk fırsatta tutuklandı. Ancak bir yıl sonra tahliye olmuştu. Ardından da sahte pasaportla Türkiye üzerinden İngiltere'ye kaçmak zorunda kaldı. Türkiye'de kalıcı olmamasının en büyük sebebi FSB ajanlarının adeta cirit attığı ülkede Çeçenlere ve Rus muhaliflere yönelik suikast hazırlıklarıydı. Bu hazırlıkları en iyi bilen kendisiydi. Nitekim 2000 ile 2015 arasında Çeçenlerden 15'e yakın kilit isim Türkiye'de öldürülmüştü. İngiltere'de Rusya'yı havaya uçurmak, içeriden gelen terör isimli bir kitap yazan Litvinenko, Rus gizli servisinin karıştığını iddia ettiği tüm kirli işleri ifşa etti. 2000 yılından itibaren İngiltere'de yaşayan eski ajan, 2003 yılında elindeki gizli bilgileri İngiliz gizli servisi M6 ile paylaşmaya başladı. Rusya cephesinde soğuk duş etkisi yapan bu gelişme, 2006 yılına gelindiğinde katlanılamaz bir boyuta ulaşacaktı. 7 Ekim cinayetini aydınlatma çabası Rusya dışında yaşayan birkaç muhalifle düşmüştü. Bu muhaliflerden biri de Litvinenko'ydu. Ekim ayının son haftasında Rusya'dan gelen bir telefonla bambaşka bir hal aldı bu çabası. Telefonun diğer ucunda Litvinenko'nun FSB'den tanıdığı eski meslektaşları vardı. Ellerinde Poliskova'ya cinayetiyle ilgili belgelerin olduğunu ancak bunlara açıklama imkanının olmadığını bu nedenle suikast belgelerini onunla paylaşabileceklerini söylediler. Litvinenko ile randevu talep ettikleri tarih ise garip şekilde 1 Kasım günüydü. 1 Kasım 2006 Arsenal ile CSKA Moskova arasında Londra'da oynanacak Şampiyonlar Ligi G grubu maçında tarihiydi. Moskova'dan maç bahanesiyle yola çıkan 3 FSB ajanı sayıları 700'ün üstündeki CSKA taraftarıyla birlikte Londra'ya giriş yaptıkları sırada İngiliz istihbaratının gözüne takılmamayı başardılar. Aileleriyle birlikte Londra'ya gelen 3 ajandan ikisi Litvinenko ile planlanan görüşmeyi yapmıştı. İsimlerinin Lugoyov ve Kovtun olduğu öğrenilen 2 ajan görüşmeyi yaparken Solarenko isimli 3. ajan ise ortalarda hiç görünmedi. Hatta akşam oynanan maça da giriş yapmadığı tespit edilmişti. Litvinenko ile iki eski meslektaşı arasında yapılan görüşme dostça sona erdikten sonra taraftarlar yeniden bir araya gelme sözüyle ayrıldı. İki FSB ajanı Emirates stadında doğru yol alırken Litvinenko da otel odasına çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve yoğun karın ağrısıyla ambulansı arayan Litvinenko
derhal hastaneye kaldırıldı. Ertesi akşam açıklanan detaylı rapora göre Litvinenko'nun polonyum iyon 210 isminde çok kuvvetli bir radyoaktif maddeyle zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Litvinenko, değeri 10 milyon dolar olan ve normal şartlarda temin edilmesi neredeyse imkansız olan bu maddenin 2 FSB ajanı tarafından çayına katıldığını iddia etti. İçtiğinde tadını beğenmediği çaydan sadece 3 yudum almış, ancak eski dostlarının bunu yapacağından şüphe duymamıştı. Sır perdesi 2 gün sonra aradığında ise 3 FSB ajanı 700 CSK taraftarlarıyla birlikte Londra'yı çoktan terk etmişti. Londra'da yapılan taramalarda polonyum 210 isimli radyoaktif maddenin izine ajanların kaldığı otelde, yemek yedikleri restoranda, gittikleri bir striptiz kulüpte ve hatta Amerika stadyumunda bile rastlanıldı. Litvinenko, Londra'daki hastane odasında 22 gün acılar içinde kıvrandıktan sonra 23 Kasım 2006 günü yaşamını yitirmişti. Son sözleri ise "Putin beni yok etmeyi başardı, ancak herkese edemeyecek oldu." Litvinenko'nun cenazesi cesedindeki radyoaktif kalıntıdan ötürü yerin 25 metre altına gömülmüştü. Cenaze töreni ise tuhaf şekilde İslam usullere göre gerçekleşti. Litvinenko'nun ölmeden önce Müslüman olduğu iddia edilse de eşi Marina Litvinenko bunun doğru olmadığını söyledi. Londra'daki cenaze törenine Rus istihbaratının radarına yakalanmamak için çok az sayıda Rus katılabilmişti. Litvinenko'nun cenazesi İngiltere'de bulunan Çeçenler tarafından kaldırılmış, Ortodoks cenaze ritüellerini bilinmediği için de bu yola girilmişti. Hatta bir iddiaya göre cenaze namazını kıldıran kişi de Londra'da bulunan Litvinenko'nun yakın dostu Ahmet Zakayev'di. Ahmet Zakayev, Rus-Çeçen Savaşı'nda Tuğgeneral rütbesiyle görev yapan eski bir tiyatro sanatçısıydı. Dindar bir Çeçen olmasına karşın Vahabilik ve Radikal İslam karşı duruşuyla bilinen Zakayev'e de Rus istihbaratı tarafından iki kez suikast girişiminde bulunuldu. En son 2018 yılında kızıyla birlikte Londra'daki bir restoranda yemek yerken sinir gazı saldırısına uğrayan Zakayev hayatta kalmayı başardı. Litvinenko'nun ölümü ardından Rusya'dan ajanların iadesini talep eden İngiltere, Rusya'dan kendi vatandaşlarını iade etmesinin anayasa gereği mümkün olmadığı yanıtını aldı. Hatta bunun üzerine ajanlardan ikisi milletvekili olarak ek dokunulmazlık elde etti. Ancak Rusya, İngiltere'nin ve Batı'nın baskıları sonucu bağımsız ve özel bir soruşturma yapılmasını kabul etmek zorunda kalmıştı. Soruşturma sonucuna göre iki ajan doğrudan suçlu bulunurken birinin cinayette dolaylı olarak iştirak ettiği ve bütün bunların kuvvetle muhtemel Putin tarafından onaylandığı rapor edildi. Yapılan anlaşmaya göre soruşturma sonucunda ajanları İngiliz yargısına teslim etmek zorunda kalan Rusya bu yükümlülüğünü halen yerine getirememiş değil. Zira soruşturma raporunun kabulü halinde ceza alması öngörülen kişiler sadece 3 ajan değil. Putin yönetimi tarafından ortaya atılan son iddia ise Litvinenko'nun M6 tarafından öldürülerek suçun kendi üzerinden atıldığı yönünde. Ancak bu iddiaya ya da savunmaya iştirak eden Rusya'dan başka tek ülke bulunmuyor. Değerli dinleyicilerim, bir şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtelim. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.